Merdivenden itme hikayeni anlatacaksın. Plan değişti. Talihsiz bir kaza oldu. Herkesin önünde Zeynep'ten tekrar özür dilemek istedim. Ben... Esin Hanım, bana anlattığınız gibi anlatsanıza. Kaza dediniz, merdiven dediniz. Lütfen ama. Bu masada dönen şey... Her neyse. Hemen bitsin. Hemen! Tamam. Zeynep'in merdivenlerden düşmesine sebep olan kişi bendim. Bakın... Gerçekten istemeden oldu. Talihsiz bir kazaydı. Ben zaten daha sonra bunun için Zeynep'ten özür diledim. O da sağ olsun anlayışla karşıladı ve kabul etti. Zaten tek tesellim ona hiçbir zarar gelmemiş olması. Peki bunu neden şu anda bu masada anlatıyorsunuz? Çünkü ben günlerdir bu vicdan azabıyla yaşıyorum. Ağlamaktan gözlerim şişti. Şu an burada hepinizin önünde Zeynep'ten bir kez daha özür dilemek istiyorum. Zeynep. Çok özür dilerim. Allah Allah. Gerçekten böyle mi oldu çocuğum? Bizim bundan hiç haberimiz olmadı. Esin senden özür mü diledi? Neyse efendim. Konunun ne olduğu ortaya çıktığına göre... Zeynep de özrü kabul ettiğine göre... artık bu konuyu kapatmak için doğru zaman diye düşünüyorum. Rezil ettin bizi. Aferin. Ne demek şimdi bu Zeynep? Esin teyzeyle yaşanılan bu olaydan benim niye haberim yok? Niye haberin olmak zorunda anlamadım. Yaşadığım her şeyin bilgisini sana vermek zorunda mıyım? Zeynep bak yapma. Bu öyle geçiştirilecek bir şey değil. Sen niye ilgilendin onunla bu kadar? Düşman kesilmiştin bana hatırlarsan. Şimdi ne oldu? Neden anlamak istemiyorsun beni? Sana bir şey oldu diye... Benim ömrümden ömür gitti biliyor musun? Dalga mı geçiyorsun yoksa ciddi misin? Böyle bir şeyin dalgası mı olur Zeynep? Ben seni öyle merdivenlerin başında görünce... neredeyse aklımı kaçıracaktım. Her şeye rağmen böyle düşünmen beni... mutlu etti. Teşekkür ederim. Ben de. Sen niye teşekkür ediyorsun ki? Babamın yanında beni idare ettiğin için. Geçelim mi artık? Merak etmesinler.
Hı-hı. Olur. Daha arama, sorma, görme, git. Senin yüzünden. Yapma. Meltem yapma. Ne olur. Tarık benden nefret ediyor. Allah'ım bu nasıl büyük bir acı. Ben dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Olur bana bu işten kurtulmanın bir yolunu göster. Ben yapamıyorum artık. Yapamıyorum. Neden beni sevmedin? Neden sana? Neden böyle yapıyorsun? Sana engel olan bir şey mi var yoksa? Benden uzak durmak istediğine inandıramazsın beni. Neyse. Nasıl olsa öğreneceğim bunun sebebini yakında. Ben artık kalkayım. Tamam, ben seni bırakırım eve. Oğlum, senin yapacak işlerin yok muydu? Çocukları rahat bırak. Ne işi gücü ya? Barışmalarının tadını çıkarsınlar. İzninizle ben önemli bir telefon görüşmesi yapıp geliyorum. Hayatım, ben de çıkmadan bir lavaboya gideyim. Söylediğin her şeyi yapmak üzereydim, kendin durdurdun beni. Farkındayım. Sadece zamanlamada küçük bir değişiklik oldu. Ama sakın seni affettiğimi, bu işten kurtulabileceğini falan sanıp sevinme. Önünde sonunda yine bugünkü gibi bir ortamda bu itirafı yapacaksın. Sadece küçük bir ara verdik. Ya tamam. Rahat bırak beni dedim sana ya, bir gören olacak. Kocam görecek şimdi. Ne istersen yapacağım dedim sana, söz. İşte böyle. Yani annem niye böyle davranıyor hiç anlayamıyorum. Sanki veda eder gibi konuştu. Bu işte gerçekten bir gariplik var Cansu. Annenin canını epeyce sıkan bir şey olmuş. Evet, ben de onu diyorum işte. Bir şey olmuş ama ne? Bir anlayabilsem. Hayır, soruyorum, doğru düzgün bir şey de söylemiyor ki. Vallahi bana kalırsa geçen bahsettiğim bir adam vardı. Neydi adı? Bora mı? Evet o.
Sanki o adam ortaya çıktıktan sonra ne olduysa olmuş annene. Sana da öyle gelmiyor mu? Öyle mi diyorsun? Evet. Sen dedin ya, adam Zeynep'e de takıntılıymış. Annen de Zeynep'ten nefret ettiğine göre. Artık Allah bilir ne yaptı. Bağırıp hakaret mi etti? Ya da tehdit etmiştir belki. Gerçekten. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Öyle bir şey olabilir mi diyorsun? Tabii kızım. Bora denen çocuk hastanede değil mi? Ben olsam gider bir kontrol ederdim. Belki ağzından bir şey kaçırır. Çok haklısın. Bakalım Bora'nın annemle nasıl bir derdi varmış, ben gidip öğreneyim. Hemen mi istiyorsun? Ya kusura bakma şekerim ama hemen gidip öğrenmem lazım yoksa içim rahat etmeyecek. Ararım seni. Tamam, dikkatli ol. Arzu Hanım, Cengiz Bey, her şey için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, güle güle. Canım, çok teşekkürler her şey için, muazzamdı. Ne demek, afiyet olsun, yine beklerim. Görüşmek üzere. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Arzucuğum görüşürüz. Cengiz'ciğim, hastanede görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Esin! Çocuklar siz de çıkın isterseniz. Allah'a ısmarladık. Her şey için teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Güle güle kızım. Kendini özletme ama. En kısa zamanda tekrar görüşelim ha? Ablacığım ellerine sağlık. Seni de çok yorduk. Her şey çok güzeldi. Olur mu öyle şey Cengiz'ciğim? Afiyet olsun. Yine beklerim. Arzucuğum. Sen de hazırlan, seni eve bırakayım. Oradan da işe geçeyim. Cengiz, izin verirsen Arzu burada benimle kalsın. Biz ortalığı toplarız, sonra birlikte eve döneriz. Tabii, nasıl isterseniz. O zaman ben gidiyorum. Görüşürüz. Hadi güle güle canım. Hayırdır abla, neden kalmamı istedin? Arzu, seninle konuşmak istediğim önemli bir mevzu var. Birçok heyecan verici haber aldık. Mesela Emre ile Zeynep'in barışması gibi. Bora Bey'in yatırıma karar vermesi. İyi misin abi? İşler istediğin gibi gitmedi mi yoksa? Henüz emin değilim. Ama asla işlerin istemediğim gibi gitmesine izin vermem, biliyorsun. Eğer bir aksilik olduysa da halletmenin bir yolunu buluruz. Ver bakayım şu anahtarları. Nereye gidiyoruz abi? Hastaneye. Ya da dur. Zeynep'in evine gideriz. Benim biraz işim var. Gelirim birazdan, tamam? Baksana bir. Tarık Bey içeride mi? Yok, gelmedi hiç. Öyle mi? Kim var peki içeride? Kimse. Yemek bitti, herkes dağıldı. Anladım. Tamam, sağ ol. Ben senin nerede olduğunu gayet iyi biliyorum Tarık. Niye gözünü deviriyorsun Vedat? Yani Esin, bizi yine rezil edecek bir şey yaptın ya, helal olsun sana. Hiçbir şey söylemiyorum. Senin derdin ne ya? Benim bir derdim yok Vedat ya, of. Hayır, şu yemeğe geldiğimizden beri böyle saçma saçma hareketler ayağa kalkıyorsun. Yok ben bir şey itiraf edeceğim. Oradan kolu olmadık yerlere geliyor. Hayır, şimdi soracağım neyin var diye.
böyle ipe sapa gelmez açıklamalar yapacaksın. Benim canımı sıkacaksın. O yüzden hiçbir şey sormuyorum. Ama o sakladığın her neyse er ya da geç ortaya çıkacak, haberin olsun. Günlerdir aynı şey ya. Neyin var Esin? Ne oldu Esin? Yok bir şey diyorum sana. Ayrıca bir derdim olsa ne olacak ha? Bana söylesene, ne olacak? Yanımda mı duracaksın Vedat? Bana bak Esin. Böyle bağırarak çağırarak öyle üste çıkma numaralı da benim karnım tok. Anladın mı beni? Ha? Ne dedim ben şimdi Vedat ya? Ne kızıyorsun? Bak benim biricik karım. Bak benim güzel karım. Ben senin o ruhumun bütün kıvrımlarını ezbere biliyorum. İkimiz de biliyoruz senin bir karın ağrım var. Dua edelim de o güzel başını kendinden büyük belalara sokmuş olma. Yani Vedat, sen de beni arkamdan iş çeviren kötü kadın yaptın ya, bravo. Aa, bak ne kadar güzel tanımladın kendini ya. Benim bile aklıma gelmezdi. Bana bak Esin, ne yaptıysan artık sonucuna kendi başına katlanırsın. Bu çevirdiğin dolapların bana ya da Cansu'ya zarar vermesine izin vermeyeceğim. Anladın mı? Kızımı kendine benzetemeyeceksin. Nereye gidiyorsun sen şimdi Vedat? Hiç uğraşamayacağım şimdi seninle. Esin teyzenin halindeki garipliği sen de fark ettin mi? Hani şu merdivenlerde yaşanan olayı itiraf ederken. Fark etmez miyim? Şeytana papucunu ters giydiren kadın nedense süt dökmüş kedi gibiydi. Sen yine kızacaksın bana ama... Bu olayı gerçekten niye anlatmadın bana? Gerçekten ne halde olduğumuzu hatırlamıyorsun galiba Emre. Bana karşı ne kadar öfkeliydin. O zamanları bir düşün istersen. Neredeyse doğru düzgün konuşmuyorduk bile. Ama yine de anlatabilirdin. Anlatsam inanacak mıydın? Söylediğim hangi şeye inandın ki? Bunu da kirli geçmişimi örtbas etmek için oynadığım bir oyun zannederdin. Zeynep. Emre lütfen. Bu konuları tekrar tekrar konuşacak gücüm kalmadı benim gerçekten. Ne yapalım? Kim neye isterse ona inanır. O nasıl bir iç geçirmekti öyle? Öyle. Söylemeyecek misin? Nedenini bilmiyorum ama sizin mahalleye geldiğim zaman kendimi garip hissediyorum. İlk günlerdeki heyecanımızı hatırlıyorum hep. Hızlı zamanlardı. Baş döndürecek kadar. Gelip gece yarısı camıma taş atmalar. Alıp kaçırıp gizli gizli pikniklere götürmeler. Sen de az çektirmemiştin bana. Ne kadar zor bir kız olduğunu biliyorsun değil mi? Bazen öyle bir laf ediyordun ki günlerce içime oturup kalıyordu öyle. Günlerce düşünüyordum bu kız bana acaba ne demiştir diye. Bu işlerin kolay olduğunu kim söyledi ki sana? Seni önceki kızlar bayağı şımartmıştı anlaşılan. Yakışıklı Prens Emre Sayar. Genç kızların gözdesi. Tanıştığımız zamanlardaki o havalı halini adam etmek için az uğraşmadım. Hiç de bile. Ben öyle birisi olmadım ki. Yok canım. İstanbul'daki hallerini ne çabuk unuttun. Ne vardı ki halimde? Bilmem. Bir düşünürsen hatırlarsın belki. Ben hiç unutamıyorum ki Zeynep. Şu an hatırlamak istediğim en son şeyler o günler. Kapatalım konuyu olur mu? Tamam biliyorum bak korkma. Yani senin kafanı karıştırmak istemedim. Sadece bir an ne kadar mutlu olduğumuz aklıma geldi. Hepsi bu. Doğru. Gerçekten çok mutluyduk.
bıraktığın için teşekkür ederim. Bugün için çok teşekkür ederim sana. Çok anlayışlı davrandın. Görüşürüz. Masadaki herkes Esin'deki tuhaflığı fark etti. Fark eder tabii. Fark edilmeyecek gibi miydi? Neydi o haller, hareketler öyle? Bir ara seni bu arka tarafa çekti. Ne dedi orada? Abla ne bileyim. Zeynep dedi. Kötü bir şey yaptım dedi. Eveleyip geveledi işte. Allah Arzu. Yani ben bu meselenin öyle kazayla düşme falan olduğunu hiç sanmıyorum. Abla sen bir şey mi biliyorsun yoksa? Yok, nereden bileyim? Bilsem saklar mıyım, söylerim. Keşke bilsem. Ama bilmiyorum yani, yüzü böyle kireç gibi oldu. O daha bir şeyler yumurtlayacaktı da. Ora Bey girince işin içine işler karıştı. Abla açıkçası ben de aynı şeyi düşünüyorum. Başka ne söyleyecekti acaba? Vallahi bilmiyorum. Esin bu kızım. Ne yapacağı belli mi olur? Ama bu Zeynep... Bana kalırsa senin düşündüğün gibi kötü bir kız değil. Yani bak hiçbir şey demedi. Bayağı bayağı affetmiş gibiydi Esin'i. Ya Emre meselesinde de öyle. Yani Emre'den yana olmuş. Allah muhafaza. Emre'ye böyle korumacı davranmasaydı çocuğun işi tehlikeye girerdi. Bilmiyorum ki abla. Ya bilemeyecek ne var bunda Arzu? Üstelik kızcağız bunları bize anlatmadı. Biz hep başkalarından duyduk. Ablacığım lütfen bak bu kadar saf olma. Yani neredeyse bu kızı baş tacı yapacaksın, o kadar da değil. Arzu senin aklına hiç gelmiyor mu acaba bu işin içinde başka bir iş var mı diye? Yani bu kız bir oyuna geldiyse diye, bu kıza iftira attılarsa diye. Abla kim niye iftira atsın ki? Hayır, biz zaten gözümüzle görmedik mi? Ne mal olduğunu bilmiyor muyuz? Arzu... Bu yaşta gözümle gördüklerime bile inanmamam gerektiğini öğrendim ben. Bu işin altından da o Esin çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Ne diyorsun abla? Esin mi? Esin tabii. Ya bu kadın oyuncu, düzenbazın teki. Sen o kadar dil döktün değil mi? O ne yaptı? Yine gönderdi değil mi fotoğrafları Cengiz'e? Ya. Abla bunu yapabilir mi? Yani buna cesaret edebilir mi? Hadi bunu geçtim. Vicdanı böyle masum bir kıza iftira atmaya razı gelir mi? Gelir tabii. Ya o Esin'in kuyruğuna basılınca gözünün nasıl döndüğünü Allah biliyor. Abla, eğer gerçekten böyle gözü döndüyse... Tam zamanında. Aç konuş. Belki bir şeyler öğreniriz. Efendim Esin? Evet. Ha yok, daha Seher ablamlayım. Olur. Tamam, zaten ben de çıkacaktım. Tamam, tamam görüşürüz. Abla görüşmek istedi, konuşacakları varmış. Ben de bu işin aslını astarını bugün öğrenirim. Eğer senin dediğin gibi ise, işte o zaman benden çekeceği var. Sizin ne işiniz var burada? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle Mehmet?
Haddini bil. Haddimi gayet iyi biliyorum ben. Size nereye gidiyorsunuz diyorum. Yine Sıla'nın yanına. Yine onu rahatsız etmeye, değil mi? Yeter ama artık. Sen kimsin ya? Ben sana hesap mı vereceğim? Canım nereye istiyorsa oraya giderim. Çekil önümden. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Bundan sonra Sıla'ya eziyet etmenize göz yummayacağım. Ne kadar aptalmışım ki ona eziyet etmek için beni kullanmanıza bile göz yumdum. Ne Sıla'ymış ya? Herkesin gözdesi oluverdi. Nasıl marifetli kızmış böyle Sıla? Sözlerinize dikkat edin. Evet, Sıla benim kıymetlim, her şeyim. Var mı bir diyeceğiniz? Yazık sana. Saf Anadolu delikanlısı. Sevdiğini korumak için kendini öne atıyor ama olan bitenin farkında bile değil. Ne demek istiyorsunuz siz? Şunu demek istiyorum Mehmetciğim. Sen burada Sıla için ölüp biterken Sıla Tarık'la gününü gün ediyor, haberin yok. Hayır, söyledikleriniz doğru değil. Vallahi keyfin bilir Mehmet. İster inan, ister inanma. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Hani şu Sıla'yla Tarık arasında çıkan haberler vardı ya. Yalan diye apar topar üstünü kapattılar. İşte onların hepsi maalesef ki gerçekti. Yani sana şunu söyleyeyim. Sıla Tarık'ın düpedüz metresi. Yalan söylüyorsun, yalan! İşte sana hayır demeye gücüm yok. Arzucuğum, ya seni de böyle apar topar çağırdım ama konuşmamız lazım. Çok önemli. İsabet oldu. Ben de seninle konuşacaktım zaten. Yemekte söylediklerinden sonra aklıma takıldı. Esin, sen bu Zeynep'e kötü bir şey mi yaptın? Vallahi ister inan ister inanma Mehmet. Ama gerçek bu. Sıla Tarık'ın metresi. Doğru konuş. Konuşmuyorum. Uyan artık, uyan. Sıla benim sözümün kapatması. Yalan söylüyorsun. Ne bu ya? Yalan, yalan, yalan. Benim sana yalan borcum mu var? Neye inanıyorsan inan, bana ne ya? Yeter! Böyle bir iftiraya asla inandıramazsın beni. Şimdi hemen gidin buradan. İftiraymış. Niye Sıla Tarık'ın evinde kalıyor o zaman? Niye sürekli dip dübeler? Neden Tarık'ın gözüne hayran hayran bakıyor? Bir dediğini iki etmiyor. He? Sen daha uyumaya devam et Mehmet. Ama sana şunu söyleyeyim. Sıla'nın gözü yükseklerde. Sen onun umurunda bile değilsin. O Tarık'ı elde etmek için ikinci kadın olmaya bile razı. Yok, yok böyle bir şey. Bu da sizin yalanlarınızdan biri. Sıla öyle bir şey yapmaz. Tarık Bey'le aranız bozuk diye Sıla'yı harcamanıza izin vermem. Salak. Tarık'la benim aramı açan Sıla zaten. Kara kedi gibi girdi aramıza. Ya sen hala anlamıyor musun? Sıla Tarık'a kör kütük aşık diyorum sana. Sıla öyle bir şey yapmaz. Tamam Mehmet. Sıla seni de bir güzel uyutmuş. Burnunun dibindekini göremez olmuşsun. Böyle kanatlarını açmış Sıla'yı koruma derdindesin ama sen onun umurunda bile değilsin. O Tarık'a aşık. Ama ben sözümü ona yar etmem. Tarık'ı o kıza bırakmayacağım. Ben de sevdiğim kızı size ezdirmem.
bana zarar vermeye çalışırsanız karşınızda beni bulursunuz. Şimdi hemen çekin gidin buradan. Bir daha da asla gelmeyin. Yoksa sizin için hiç iyi olmaz. Sana bir şey diyeyim mi? Aptalsın sen. Aptal. Başına gelecek her şeyi hak ediyorsun. Çık git şuradan. Zeynep'in merdivenlerden düşmesine sebep olan kişi bendim. Anlatsam inanacak mıydın? Söylediğim hangi şeye inandın ki? Ortada tuhaf bir oyun dönüyor. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bu oyunun arkasında kim varsa hepsini birer birer ortaya çıkaracağım. Bütün gerçekleri öğreneceğim. O seher dolduruyor değil mi seni bana karşı? Ya ben Zeynep'e ne yapmış olabilirim ki? Ya neden yapayım? Vardır yine senin bir hesabın. Aşk olsun Arzu. Yani senden bunları duyacağım. Esin. Bak artık bunlara ben kanmıyorum. Sana bir soru soruyorum, cevabını ver. Mesele sadece merdiven meselesi değil. Sen başka bir şey söyleyecektin ama caydın. Neydi? Aşk olsun Arzu. Söylediklerine bak ya. El alemin eskort kızı için... Bana ettiğin laflara bak. Zeynep zaten yapmış yapacağını. Bu yaşında yemediği nane kalmamış. Ar namus dümdüz gitmiş. Kızın ne mal olduğu, ne yolun yolcusu olduğu ortadayken sen hala gelmiş bana neler diyorsun? Esin ortada mı gerçekten? Allah Allah ya. Sen beni neyle suçluyorsun onu bir söylesene bana. Bana bak Esin. Böyle bağırarak zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma. Sen değil miydin bize Zeynep'i kötüleyen? Şimdi ne oldu birdenbire herkesin içinde ondan özür diledin? Canım o ayrı, bu ayrı. Yani kız o yolun yolcusu diye ölsün de istemem herhalde. Benim de bir vicdanım var Arzu. Allah Allah. Yani Zeynep düşeli ne kadar oldu? Durdun durdun, şimdi mi aklına geldi vicdanının sesini dinlemek? Esin bana doğruyu söyle. Sen zaten yemekte de bir tuhaftın. Tir tir titriyordun. Sonra... Zeynep'e kötü bir şey yaptım dedin. Bana ancak sen yardım edersin dedin. Mesele sadece merdiven meselesi değil. Bu korkunun sebebi bu değil. Esin, şimdi bana gerçekten neyi itiraf edecektin onu söyle. Ay yok. Sen gerçekten iyi değilsin Arzu. Ben genç bir kızın hayatıyla neden oynayayım? Bence sen şöyle bir kafanı toparla, bir daha düşün. Beni neyle suçladığını bir tart et, ondan sonra konuşalım ha? Birbirimizi daha fazla kırmayalım. Esin, ben ne söylediğimin gayet farkındayım. Asıl ne yaptığını, nelere yol açtığını farkında olmayan sensin. Ama şunu iyi bil, artık sana olan güvenimi kaybettin. Artık sana hiç güvenmiyorum. Elbet geleceksin odana. Eğer o Zeynep paçozu yüzünden anneme bir şey söylediysen... ...onu tehdit falan ettiysen bunun hesabını sorarım ben sana. Mehmet? Seni merak ettim.
Tarık Bey'e öyle tepki verdim ama niyetim sadece seni korumaktı. Sizi de burada yalnız bırakınca aklım hep sende kaldı. İyiyim ben, merak etme. Değilsin. Bak ne diyeceğim. Hadi gel dışarı çıkalım, hava alalım ha. Hem sana da iyi gelir. Yok Mehmet, çok sağ ol ama hiç canım istemiyor. Ne yapacaksın ki evde bir başına? Hadi kırma beni. Hem bak simit de ısmarlarım sana. Sen seversin. İçeride var mı? Olmaz mı? Sen iste yeter ki. Tamam o zaman. Hemen hazırlanayım, geliyorum. Tamam. Çok sağ ol. Güzel kızım benim. Afiyet olsun anneciğim. Zeynep. Yemekten geldiğinden beri böyle sus pus oturuyorsun. Gerçekten bir şey olmadı değil mi? Canını filan sıkmadılar yani. Yok anneciğim. Kim ne diyebilir ki bana? Ne bileyim kızım, senin suratını böyle asık görünce aklıma bin türlü şey geliyor. Elimde değil, çok korkuyorum. İçin ferah tut annem. İyiyim bak, gerçekten bir şeyim yok. Sadece biraz yoruldum, o kadar. Geçer, dinlenirim, hiçbir şeyim kalmaz. Peki. Sen öyle söylüyorsan. Ay Zeynep, neler oluyor? Mesajını alınca nasıl geldiğimi bilemedim vallahi. Şşt. Bak annem içeride duymasın. Zaten sabahtan beri beni sorguya çekiyor. İçeri geçelim, ben sana anlatırım. Kim geldi kızım? Ben geldim Hülya teyze. Aa, hoş geldin Aslı'cığım. Hoş buldum. Hadi geç hemen otur şöyle, sana da bir çay koyayım. Yok anneciğim, sen hiç zahmet etme, ben koyarım. Hem biz biraz odamda otururuz. İyi madem. Hadi gel. Hadi anlat Zeynep, ne oldu, çok merak ettim. Yoksa Emre mi bir şey yaptı? Yok yok, Esin cadısı. Bu kadın hiç rahat durmuyor Zeynep, yine ne yaptı? Dur sakin ol. Bu sefer öyle bir şey değil. Çok şaşıracaksın ama yemekte herkesin içinde pişman bir ifadeyle boynu bükük beni merdivenlerden nasıl düşürdüğünü anlattı herkese. Üstüne üstlük bir de benden özür diledi. Hadi canım, şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Ya bu kadının sana etmediği kötülük kalmadı. Şimdi niye böyle bir şey yaptı? Ne bileyim. Pişman oldu. Vicdan azabından kurtulmak için diyeceğim ama. Onda vicdan ne gezer Zeynep ya? Bu kadın kesin yine bir oyunlar peşinde bak. Dahası da var biliyor musun? Lafa öyle bir başladı ki sanki bana yaptığı her şeyi itiraf edecek gibiydi. Zaten bence öyleydi de Bora araya girince nedense konu değişti. Lafı değiştirdi yani. Nasıl yani? Yeliz meselesini falan da mı anlatacaktı? Ne bileyim, öyle bir havası vardı. Yok Zeynep yok. O kadın kendi eliyle kendi ipini asla çekmez. Hatta bu merdiven meselesini falan niye anlattı hala anlamış değilim bak. Of. Bilmiyorum, benim kafam gerçekten çok karıştı. Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Bir tuhaflık var. Bence de. Sedef, Vedat Bey geldi mi? Hayır hocam, Vedat Bey bugün hastaneye gelmeyecekmiş. Öyle mi? Sağ ol. Vedat Bey'in olmaması işime gelir. Sedef, Zeynep Hanım'ı hemen çağır. Acil bir durum olduğunu, hemen hastaneye gelmesini söyle. Peki hocam. Allah Allah. Anasını başımdan savuşturdum, oğlu arıyor şimdi de. Ne karın ağrısı var ki acaba? Efendim Emre'ciğim? Esin teyze,
Hastaneye gelebilir misiniz? Hastaneye mi? Niye? Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu vardı. Emre'ciğim, ben şimdi dışarıdayım. Biraz işlerim var. Bitirince gelirim, ha? Hemen. Ya hemen gelseniz çok daha iyi olur. Öyle mi? Tamam, oldu. Hemen geliyorum. Allah Allah. Ne derdi var ki şimdi bunun benimle? Ay. Bir şey mi duydu acaba? Yok. Yok, bu işin içinde kesin bir iş var Aslı, bu. Bu böyle olmayacak. Ben en iyisi... En iyisi ne Zeynep ya? Bak, korkutma beni lütfen. En iyisi gidip Esin'in peşine düşmek. Arkamdan neler çevirdiğini öğrenmem lazım bu kez. Zeynep! Canım arkadaşım bak, bu kadın tam bir şeytan. Neredeyse az kalsın seni öldürüyordu. Bu sefer yakalarsa kesin öldürür. Yok, izin veremem, gitme. Olmaz yani. Ama Aslı, ben de böyle elim kolum bağlı bekleyemem ki. Arkamdan neler çevirdiğini öğrenmem lazım. Kim? Hastaneden arıyorlar. Efendim Sedef? Tamam. Tamam, geliyorum. Acilen hastaneye gitmem gerekiyormuş. Emre çağırtmış. Ne oldu ki acaba? Söyledin anneme. Eğer ona zarar verecek bir şey yaptıysan, bunun bedelini sana fena ödetirim Bora. Elimden kurtulamazsın. Ama olmadı ki böyle. Bir yerlerde oturup çay falan içseydik. Sağ ol Mehmet, ama böyle daha iyi ya. Şimdi hiç kapalı alana girmeyelim, boş ver. Simit'i de yememişsin. Ne oluyorsa lan? Canın sıkkın, belli oluyor halinden. Tarık Bey gelmeden önce böyle değildin. O mu bir şey söyledi? O mu üzdü seni? Seni böyle üzgün görünce çok üzülüyorum. Senin için yapabileceğim bir şey varsa seve seve yaparım. Sağ ol Mehmet. Kimsenin yapabileceği bir şey yok benim için. Meltem Hanım, ben de sizi bekliyordum. Bu muhasebeden evraklar geldi ama çalışanların ödemeleriyle ilgili imza atmanız gerekiyor. İyi, Tarık Bey söyle, gelince halletsin. Tarık Bey burada, odasında ama çok sinirli görünüyordu. Yanına gidemedim. Muhasebeci de imza bekliyor. Tarık odasında mı? Odasında. Seninle konuşacaklarım var. Uygun olunca lütfen haber ver. Aa, sen burada mıydın Tarık'cığım? Hani o köylü kızını ailenle tanıştıracaktın? Meltem yeter. Seninle oyun oynayacak halim yok benim. Ne oldu? Niye bu kadar sinirlisin? Plana suya mı düştü yoksa? O yüzden mi bu gerginlik? İstediğini alamayacaksın. Çünkü seninle tartışmayacağım. Lütfen çık odamdan.
Bir beni kovmadığın kalmıştı. Bu ne aşağılık, ne iğrenç bir tavır bu. O kızla takıldığından beri kaba saba bir adam olup çıktın sen. Bu senin aldığın aile terbiyesine yakışıyor mu hiç? Kim ne hak ediyorsa öyle davranıyorum ben. Beni bu hale sen getirdin. Çevirdiğin o aşağılık oyunlardan sonra sana nasıl davranmamı bekliyorsun? O kız aramıza girmeden önce bizim bir ilişkimiz vardı. En azından geçmişimize bir saygın olsun. Benden saygı falan bekleyemezsin, tamam mı? Çünkü hak etmiyorsun sen. Her şeyi sen mahvettin. Sana karşı içimde en ufak bir duygum kalmadı benim. Sen beni böyle suçlayamazsın. Ben ne yaptıysam sana olan aşkımdan yaptım. Seni kaybetmemek için yaptım. Ama sen, senin umurunda bile olmadı. Bir tek gün bile bana o kıza baktığın gibi bakmadın. Demek ki bir kere bile Sıla'nın hissettirdiklerini hissettirememişsin bana. Şöyle oturalım mı? Olur. Sıla. Son zamanlarda kötü şeyler yaşadın. Çok üstüne geldiler. Bu ortamdan belki biraz uzaklaşsan daha iyi olur senin için, ha? Nasıl yani, anlamadım. Ne demek şimdi bu? Yani ne bileyim, böyle ne zamana kadar oturacaksın ki Tarık Bey'in evinde? Laf söz oluyor, görüyorsun. Hiç yoktan sözlü bir adamla yakıştırıyorlar seni. Gerçi ben biliyorum Tarık Bey'le böyle bir alakan olmadığını ama herkes anlamaz. Neden başını ağrısın ki boştan yere? Mehmet. Ama öyle değil mi? Yani ne zamana kadar minnet edeceksin ki el alemin adamına? Bu ev olayına bir an önce çözüm bulmak lazım. Aslında benim oturduğum evin yan binasında kiralık bir daire vardı. İstersen hemen tutarız orayı sana. Parayı da dert etme. Destek olurum ben sana. Biraz birikmişim vardı. Böylece herkesin ağzı kapanır, ileri geri konuşamazlar. Mehmet, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ben artık eve gitsem iyi olacak. Ben bırakayım seni eve. Yok, çok sağ ol, gerçekten ben giderim. Sen işinden geri kalma. Her şey için teşekkürler. Elbet geleceksin Bora. Eninde sonunda anlayacağım annemle ne derdin olduğunu. Birazdan gerçekler ortaya çıkacak. Çevirdiğiniz iş her neyse, tek tek anlatacaksınız bana.
Ulan bu Emre'nin ne derdi var acaba şimdi? Ne dertli başım varmış. Bitmek bilmedi şu kabus. Tarık. Özür dilerim. Ben sana nasıl attım o tokadı anlamadım. Bilmiyorum, birden oldu. Sen öyle söyleyince ben yaptım. Özür dilerim Tarık, çok özür dilerim. Buraya kadar Meltem. Birbirimizi daha fazla yıpratmadan bitsin bu iş. Tarık. Seni bir daha görmek istemiyorum. Sakın karşıma çıkma. Tarık, yapmam, izin vermem ne olur. Yalvarırım, dayanamam ben buna. Tarık, ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum Tarık, lütfen yalvarırım. Meltem, yeter artık. Çık gidin ama, çık. Bana bunu yapamazsın. Yaşadığımız onca şeyden sonra bana bunu yapamazsın. Beni böyle bir kenara atamazsın. İzin vermem. Bitti diyorum Meltem. Bitti. Ben yokum artık. Sen de buna alıştırsan kendini iyi edersin. Sen bana nasıl bitti dersin? Nasıl kıyarsın bizi? Bana nasıl kıyarsın? Meltem, odamdan çık. Git. Karşında yalvarıyorum. Yalvarıyorum karşında ama sen buzdağı gibi duruyorsun. Ne yaptı o kız sana? Ne yaptı da bu hale geldin? Çocuklar, ne oluyor burada? Tarık anlatsın size Cengiz baba. Meltem, yeter artık. Susmayacağım. Artık beni susturamayacaksın. Ne oluyor dedim? Tarık beni terk ediyor. Terk ediyor beni. Hem de Sıla denen o köylü kızı yüzünden. Ne? Bu doğru mu Tarık? Sedef acil bir durum var dedi. Evet. Acil bir durum var. Konuşacağız. Konuşacak mıyız? Ne konuşacağız ki? Emre. Bu kadının ne işi var burada? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Emre? Gerçekleri öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi beraber olduğumuza göre gerçekleri anlatabilirsiniz. Anlayamadım. Ne anlatmamı istiyorsun ki? Bugünkü itiraf meselesi neydi? Şimdi söyleyin bakalım bana. Sizin aranızdaki sır ne?